Bakalım x üzeri 3 artı 4 x kare artı 7'nin dördüncü dereceden kökünün x'e göre türevini alabilecek miyiz? Aklınıza hemen dördüncü dereceden kökün türevini nasıl alabilirim? Burada bileşke bir fonksiyon var. Başka bir ifadenin dördüncü dereceden kökünü mü alacağım şimdi gibi sorular geldiyse bu soruları sormakta haklısınız. Ve karşınızda bileşke bir fonksiyon varsa da aklınıza hemen zincir kuralını getirin. Ama öncelikle dördüncü dereceden bu kökü biraz daha anlaşılır bir hale getirelim bu kökün kesirli bir kuvvetten farkı olmadığını biliyorsunuz değil mi? Demek istediğim bunun, x üzeri 3 artı 4 x kare artı 7 üzeri 1 bölü 4'ün x'e göre türeviyle aynı şey oldu. Peki bunun türevini nasıl alabiliriz? Az önce de söylediğim gibi bunu bileşke bir fonksiyon olarak değerlendirip x'imizle ne yapacağız? Burayı değerlendireceğimiz için buna ux diyelim. Ve sonra u x için elde ettiğimiz ifadenin de 1 bölü 4. kuvvetini alacağız. Kısacası bunun türevini almak için dıştaki fonksiyon olarak adlandırabileceğimiz u x'in türevini alıp, bunu u'nun x'e göre türeviyle çarpmamız gerekiyor. Evet, hadi bakalım. Eşittir. Dıştaki fonksiyon demiştik. Yani şu an yeşille işaretlediğim, yani bir şeyin 1 bölü 4. kuvvetini aldığımız fonksiyondan bahsediyoruz. Bunun içerideki fonksiyona yani u x'e göre türevini alacağız. Kuvvet kuralıyla buradaki kuvveti başa getireceğim. 1 bölü 4 çarpı, kendisine göre türev aldığımız şey üzeri 1 bölü 4 eksi 1. Şu ana kadar sadece kuvvet kuralını uyguladım ve burada x olmadığı için buna, yani buradaki polinomsal ifade olan u x'e göre türev aldım. O halde gelin buraya u x'i, yani x üzeri 3 artı 4 x kare artı 7'yi yazalım. Zincir kuralına göre dıştaki fonksiyonun içteki fonksiyona göre türevini aldıktan sonra bunu içteki fonksiyonun türeviyle çarpacağız. Peki u x'in türevi nedir? Hemen yazalım. u'nun x'e göre türevi eşittir. Şimdi kuvvet kuralını birkaç defa uygulayacağız. Ve 3 x kare artı 2 çarpı 4 8 8x üzeri 2 eksi 1, 1. O zaman, bunu direkt 8x olarak bıraktık. Ve son olarak, 7'nin ya da herhangi bir sabitin x'e göre türevi 0 olduğu için, u'nun x'e göre türevini bu şekilde bulmuş oluyoruz. Buraya, çarpı 3x kare artı 8x yazalım. Biraz sadeleştirirsek, eşittir. İsterseniz önce, şuradaki kuvvetin de neye eşit olduğunu yazalım. 1 bölü 4 eksi 1, eksi 3 bölü 4 eder. Evet, eksi 3 bölü 4. Bu ifadeyi farklı şekillerde değerlendirebilirsiniz ama önemli olan bunun zincir kuralının bir uygulaması olduğunu anlamanız. Hatta aslında şöyle diyelim, bir ifadenin dördüncü dereceden kökünü almak demek, aynı ifadenin 1 bölü dördüncü kuvvetini almak demekle aynı şey. Bir şey, bununla başlamanız çok daha iyi olur. Ve sonra da buradaki ifadeyi bileşke bir fonksiyon olarak değerlendirip, yani aynen burada yaptığımız gibi dıştaki fonksiyonun içtekine göre türeviyle, içteki fonksiyonun x'e göre türeviyle çarpmalısınız. Eğer biri size fx'in x üzeri 3 artı 4x kare artı 7'nin 4. dereceden köküne eşit olduğunu söyleyip, f'in eksi 3'e göre türevinin neye eşit olduğunu sorarsa, şurada bulduğumuz ifadeyi eksi 3'te değerlendirmek yeterli olacaktır. Hemen yazalım. 1 bölü 4 çarpı eksi 27 artı 36 artı 7 üzeri eksi 3 bölü 4. Bunun sonucu, bir saniye, burası 16 eder. Eksi 27 artı 7, eksi 20 ve artı 36, evet 16 etti. Çarpı 3, çarpı 9, 27 eder. Eksi 24, Buradan da 3 gelir. 16 üzeri eksi 3 bölü 4 kaç eder? 16 üzeri 1 bölü 4, 2. 2 üzeri eksi 3 ise, bir saniye, hiçbir adıma atlamayalım ki kafamız karışmasın. Burada şu an türev almıyoruz, basit cebir yapıyoruz, onu da ekleyelim. Evet, bunu 1 bölü 4 çarpı 16 üzeri 1 bölü 4 üzeri eksi 3 olarak yazalım. Çarpı 3'ü de buraya getiriyorum. 16 üzeri 1 bölü 4, 2, 2 üzeri 3, 8 ise 2 üzeri eksi 3 de 1 bölü 8. Sonuç olarak 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 8'den de 3 bölü 32 elde ederiz. İşte bu kadar. y eşittir fx doğrusunun x eksi 3'teki tanjantının eğimini bulduk.